Legend Futbol'dan bir kez daha merhaba. Futbol dedim mi karşılıklı laf sokmalar, atışmalar, bazen çirkin davranışlar, bizi üzen tavırlar, bunlara çok alıştık. Ama ne mutlu bize ki bugün programımızı çok güzel, belki de yıla damga vuracak bir gelişmeyle, bir hareketle açacağız. Bu söylemi ifade ederken kesinlikle ve kesinlikle yönetimsel anlamda bir tepki çekeceğimi kati suretle düşünmedim. Galatasaraylılar Fenerbahçelilerden, Fenerbahçeliler Galatasaraylılardan bu kadar mı uzaklaştı da benim söylediğim çok normal bir durum, çok ama çok yetenekli, çok kabiliyetli bir futbolcuyu övmüşüm. Legend Futbol'dan bir kez daha merhaba. Futbol dedim mi karşılıklı laf sokmalar, atışmalar, bazen çirkin davranışlar, bizi üzen tavırlar, bunlara çok alıştık. Ama ne mutlu bize ki bugün programımızı çok güzel, belki de yıla damga vuracak bir gelişmeyle, bir hareketle açacağız, bir sözlerle açacağız. Galatasaray TV'den sevgili Serbay Şenkal kardeşimizin belki de yılın en centilmen olayına imza atacak sözleriyle programımıza başlıyoruz. Önce Serbay Şenkal ne dedi bir dinleyelim. Tebrik ediyoruz. Bir konu daha var, ona da değinmem lazım. Kesinlikle ve kesinlikle. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler diye 16 yaşında 2005 doğumlu çok önemli bir futbolcu var. Zaten muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı çok önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız. Bunu Kemal abi. Çok doğru söylüyorsun Serbay. Yani nokta atış yaptın. Gerçekten dün Arda'yı izlerken büyük keyif aldım. Benim çok önemli oyuncu. Yeğenimle beraber izliyorum. Yeğenim Fenerbahçeli. Ben mutluluk duydum. Kesinlikle. Yani bir futbol sever olarak izliyorsun bu olayı. Galatasaray gol attığında, benim takımıma gol attığında ben mutlu oldum. Doğru söylüyorsun. 16 yaşında bu lig, akademi ligi U19 normalde. Tabii, 3 sene geriden geliyor. Müthiş bir başarı. Gerçekten Fenerbahçe takımını çok iyi yönetiyor. Tam bir Meyaz Pro. Oyunun iki yönünde önemli oynuyor. Bir lider. Müthiş bir lider. Serbay'ın da Kemal Bey'in de ağızlarına sağlık. Bunlar gerçekten bizi çok mutlu eden davranışlar. Değil mi Serbay? Sana çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Bu hareketinle hepimizin gönlünü fethettin. Zannederim bizlerle beraber, Ali Can ve Yalçın abiyle beraber tüm Türkiye'nin gönlünü fethettin. Hoş geldin yayınımıza tekrar. Deniz abim hoş bulduk. Öncelikle Yalçın abime, sizlere, Deniz abime, Ali abime buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok uzun yıllar sonra gördüğüm için çok keyifliyim, çok mutluyum. Geçmişte Bein Sports'ta çalıştığım dönemde Yılmaz abimle birlikte Fenerbahçe muhabirliği yapmıştım. Sizleri oradan tanıyorum. Fenerbahçe muhabirlerini Samandıra'dan bilmekteyim. Sizleri yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederiz Serbay. Bizlerle beraber çalıştın, evet. Bizler de o günleri hepimiz hatırlıyoruz. Bu işin tozunu toprağını yuttun. Geliştin, büyüdün ve en sonunda böyle bir güzel bir şeye imza attın. Güzel bir harekette. Hani Galatasaray TV'de böyle bir şey söylemek, hani cesaret hapımı yuttun derler ya. Gerçekten çok cesur bir hareketti. Bilmiyorum söylersin etki tepki oldu mu sana, ama bizim adımıza, biz kendi adımıza senin için çok sevindik. İnşallah böyle şeyler senin bu açtığın yolda karşılıklı paslaşma olur. Şimdi sözü sana bırakalım. Ne diyeceksin, ne oldu, ne yaşadın bu sözleri söyledikten sonra? Deniz abi, evet, bahsettiğiniz gibi bu tür söylemler biraz cesaret istiyor. Özellikle kulüp televizyonlarında, gerek Galatasaray TV'de gerekse Fenerbahçe TV'de alışkın olduğumuz ifadeler değil. Fakat bu söylemi ifade ederken kesinlikle ve kesinlikle yönetimsel anlamda, yani kulübü yöneten büyüklerimiz nezdinde bir tepki çekeceğimi kati suretle düşünmedim. Burada çalıştığım süre zarfında buna benzer ifadeler birçok defa kullandım, ama bugüne kısmetmiş. Bu biraz yankı uyandırdı. Biraz da yoğun bir kitleye ulaştı. Benim yaptığım paylaşım 2.6 milyon kişi tarafından izlendi. Yani çok enteresan bir durum, garip bir durum aslında. Bunun da kendimce nedenlerini dilim döndüğünce anlatma gayretinde olacağım. Fakat bu paylaşım yaparken, evet, taraftar nezdinde tepki çekebileceğimi, minik bir linç yiyebileceğimi düşündüm. Bazı ufak bir kesim tarafından,
bir lince maruz kalabileceğimi tasarladım, kafamda hesap ettim. Ama bu bana mani değil, bu bana engel değil. Bu söylemi, bu linçten kaynaklı etmeme şansım söz konusu olmaz. Benim kişiliğime, benim karakterime yakışmaz. Fakat düşündüğümün tam aksi oldu Deniz abi. Yani buna bir bakımdan seviniyorum. Evet, yüzlerce, belki binlerce mesaj, binlerce yorum aldım. Ruhum okşandı, ruhum beslendi. Çok ama çok olumlu söylemler duydum. Gerek kendi taraftarımdan, gerekse Fenerbahçe taraftarından çok böyle beni memnun eden, insanlık namına, insanlığın bitmediğini bir kez daha öğrendiğim bir sekans oldu benim için. Fakat şunu da belirtmeliyim ki bir yandan da üzüldüm. Neden üzüldüğümü söylersem, bu kadar mı uzaklaştık birbirimizden, bu kadar mı fanatizm aldı başını gitti? Galatasaraylılar Fenerbahçelilerden, Fenerbahçeliler Galatasaraylılardan bu kadar mı uzaklaştı da benim söylediğim çok normal bir durum olması gereken Fenerbahçe altyapısında oynayan 16 yaşında çok ama çok yetenekli, çok kabiliyetli bir futbolcuyu övmüşüm, beğendiğimi söylemişim. Ne var ki bunda abi? Yani bu kadar büyütülecek, bu kadar abartılacak bir duruma gelmiş olması, taraftarın, gerek Galatasaraylı, gerek Fenerbahçeli taraftarın bunu duyduktan sonra bu kadar enteresan karşılaması neden? Bu normal mi? Soruyorum sizlere şu anda. Zaten benim yaptığım normal bir durum değil mi? Olması gereken norm, normalde bu değil mi? Neden bu kadar infial yarattı? Olumlu anlamda infial yarattığını aslında anlıyorum tabii ki ama bir yandan da bu beni bir hayli üzüyor Deniz abi. Şimdi ben sana hiçbir şey söyleyemem bu sözlerine. Bundan sonrası gevezelik olur. Senin adına gurur duydum. Çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ne mutlu ki senin gibi Galatasaraylılar var. Biz senin gibi Galatasaraylılarla, Fenerbahçelilerle, Beşiktaşlarla bu güzel oyunu yaşıyoruz. Umarım bundan sonra senin gibiler Türk futbolunda çoğalır. Bunu demin de söyledim. Hiçbir şey yok aslında söylediğinde ama biz dediğin gibi çok uzaklaşmışız bu yüzden. Tekrar tekrar ben senin adın, kendi adıma ağzına sağlık diyorum. Yalçın abi. Ağzına sağlık. Servay, çok mutlu olduk seni uzun süreden sonra gördüğüme ben de. Türk futbolunda senin gibi yorum yapanlar, tahlil yapanlar, değerlendirme yapanlar çoğaldıkça büyük takımlar arasındaki sevgi de çoğalır diye düşünüyorum. Servay, bir hemşerim olarak, Erzincanlı olarak seninle tekrardan gurur duyuyorum. Araya da bunu sıkıştırdım. Sözlerin arasında bunlar bizim evlatlarımız cümlesi bence karşı tarafa çok geçti. Çok içten, çok özgü dolu bir söz bu. Bu arada bu kadar mı uzaklaştık dedin birbirimizden? Ben de bunların altını çizdim ama genel anlamda senin bütün konuşmaların altına imzamı atarım. Çok teşekkür ederim. Beni bağladığınız için, beni layık gördüğünüz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Yılmaz abime, Murat abime buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Sevgili Serbay'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözleri için, gündemdeki bir isim olarak bizi tercih ettiği için, bağlandığı için ve Serbay gibilerin çoğalmasını defalarca rica ediyorum tüm spor kamuoyundan. Kendisine tekrar alkışlıyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Ali Can'a dönüyoruz. Değişik bir şey konuşalım Deniz. Peki. Mesela Fenerbahçe'yi. Nasıl? Değişik bir şey. Seninle programın sonunda 2 dakika çok önemli bir derdim var, onu paylaşacağım ama seninle. Vallahi bugün ben de hazırlıklıyım. Tamam. Sana yok, karşı inanılmaz planlarımız sana var. Sana değil. Kavga yapacaksanız ben aradan çekileyim. Kavga olarak değil. Ya ben dayanamayacağım Yalçın abi, söyleyeyim mi? Söyle ya. Ya hakikaten ya Deniz, tamam, dün eşi geldi buraya biliyorsun. Hı-hı. Deniz'in. Ya tamam, hani sevgisi eşin adı da mesela uyumlular, yani Deniz eşin adı Mehtap, zaten bu uyumdan hep bahsediyorduk ama Deniz'in eşini bu kadar sevdiğini, göğsüne böyle isminin baş harfini kazıyacak kadar, böyle yerleştirecek kadar ne? Sevdiğini, reklam yani alıyorum. Böyle yengeci olduğunu bilmiyordum açıkçası, bugün gördüm yani böyle büyük M harfiyle birlikte böyle ben sanki sana, bilmiyorum yani hani ben sana bugün güzel gizli bir mesaj İçeriyor muydu? Ben sana güzel hislerle derdimi paylaşmaya hazırlanırken, neyse bunu programın en sonunda söyleyeceğiz. Gelelim Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç bir rota çizdi. Rota bana göre tam tersi oldu. Benim bildiğim önce sportif direktör, arkasından hoca, alınan oyuncular giden oyuncular olur. Ali Koç tam tersini yaptı. Önce oyuncu göndereceğiz, sonra alacağız, hocayı belirleyeceğiz, üstüne de sportif direktör getireceğiz dedi. Ve o günden beri sürekli hoca ismi var. İzin verirseniz hoca isimlerini ben bir derleyeyim, toparlayayım sevgili izleyiciler. Şimdi elime notları aldım.
kestim bir yerden sonra. O kadar çok hoca adayı var ki. Bir de Ali Koç 3. hafta deyince bu işe iş uzadı. Herkes bildiği hocayı ismi ortaya dökmeye başladı. Çıkan isimlerden Ümit Özat'ın söylediği bir isim var. Yani bazılarının kaynaklarını da verelim. Ümit Özat, Rafael Benitez dedi. Benitez'in yardımcının devamı Türkiye'ye sorduğunu söyledi. Sevgili Volkan Demir'in geçen programda kanalımızda, o programda hala YouTube kanalımızda duruyor. Ben izleyemeyenlerin izlemesini tavsiye ederim. Çok güzel şeyler söyledi ve öncü haberler verdi bize. Onun bugün bir haberi var. Marco Silva, o da bir Portekizli. Ali Koç'un daha henüz görüşmedik gibi üstü kapalı, imalı bir şekilde Bielsa ismini vermişliği var. Bunun dışında Nuno Espirito Santos, Lucien Favre, Schuster, Conceição, Fonseca ve André Villas-Boas şu an Fenerbahçe'de sürekli konuşulan isimler. İçlerinde bir tek Alman Schuster var. Niye Alman dedim? Çünkü Ali Koç bir Alman da olabileceğini sinyalini verdi. Başka isimler de var ama Schuster biraz öne geçiyor gibi Alman bazında. Ekol aynı zamanda, yani ekol bir hoca istiyor. Ekol bir hoca. Benim size toparlayabildiğim isimler bunlar. Benim tahminimi söyleyeyim. Ben de biraz Volkan Demirci gibiyim. Bu Marco Silva biraz ağır basıyormuş gibi duyuyorum. Benitez ile Bielsa'yı da ilk üçe sokarım. Diğerleri hakkında çok bir düşüncem yok. Yalçın abi, ne diyorsun bu isimlere? Ben de dün akşam bir yerden Fonseca'yı aldım. Onunla konuşuyorlar falan dediler. Roma'nın eski hocası biliyorsunuz. Evet. 48 yaşında Portekizli. 3-1-4-2 diye bir sistem var kafasında, sürekli gittiği takımlarda bunu oynatıyor. Dün akşam öyle bir haber geldi ama senin dediğin gibi bir sürü isim konuşuluyor. Sanırım 3. haftayı bekleyeceğiz herhalde. Haziran'ın 3. haftasını. Alican, hoca... Marco Silva daha genç bir teknik adam. 43 yaşında. Evet, 43 yaşında. İngiltere'de takım çalıştırdı. Everton. Yani Rafael Benitez tabii ki tecrübeli. Fazlasıyla takım çalıştırdı. Yani buradaki tercih, ben biraz daha sanki böyle bir, az önce de bahsettim, yani ekol bir transfer. Aynı zamanda bir futbol aklı. Yani sadece teknik direktörün önde olacağı bir isim değil. Belki de önümüzdeki, daha sonraki 2-3 yılın da oluşumunun yapılacağı bir yapı gibi duruyor. Ya tabii ki Alman milli takımı hep oraya bakıyoruz. Almanya'dan çıkan hocalara bakıyoruz. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 3 kupa hep Alman hocalardan geldi. Sen de arada şöyle bir cımbızla çektin. Schuster dedin. Alman hoca. Hani bana kalsa, tabii ki bana kalmayacak da. Ya biraz daha böyle bir Alman futbolu, Alman ekolü. Buraya gelen hocalar burada en azından başarılı oluyorlar. Geçmişte de bunun çok fazla örneği var. Hani ben biraz daha teknik direktör konusunda Alman hocalardan yanayım ama Portekizli hocalar da son dönemde çok revaçta. Orası da bir fabrika gibi. Görüyoruz zaten finallerde de, Şampiyonlar Ligi finalinde de, yani Portekiz futbolunun ağırlığı Avrupa'da çok fazla. Her ne kadar kulüpler bazında çok fazla başarı olmasalar da, ama ben yine diyorum, sanki bana Volkan Demir'in bize yaptığı bağlantıda da iyi sezgisi var Volkan'ın açıkçası. Volkan kokuyu almış gibi geldi bana. Ama tabii biraz daha önümüzde bir süreç var. Bekleyip görmek lazım. Yani bu Ali Koç'un 3. haftayı bulur demesi teknik direktör konusunu, sanki Ali Koç Fenerbahçe'yi tanımıyormuş gibi. Ben bu 3 hafta eğer bulursa, hakikaten ben ne konuşulacağının, nereye varacağının bu işi ben tahmin edemiyorum. Yani Ali Can da, Yalçın abi, sen de çok tecrübelisiniz. Yani neler olur piyasada? 3 haftada 200 tane falan isim çıkar yani. Çıkar yani, 200 olmasa bile yani rahat 50 tane isim çıkar herhalde, değil mi? Valla kongreden önce aslında bitmesi gerekiyordu. Aslında bırakın kongreyi, lig biter bitmez bu işlerin karar verilmesi ve bitmiş olması gerekiyordu. Ya mesela tabii şimdi senin söylediğini biz üçümüz geçen programda da söyledik. Niye Emre sezon bittiğinde Emre ile ilgili karar açıklanmadı? O bile kaç hafta sürdü? Sen de söylemiştin bunu. Onu bile kararını veremedik. Eldeki hocayla Fenerbahçe'de verilemedi. Şimdi anca Emre kararı verildi kaç hafta bittikten sonra. Şimdi bir de hoca 3 hafta falan. Emre demişken Yalçın abi, Emre ile ilgili değişik bir haberim var galiba. Bunu şimdi da ben ilk Emre, defa duydum yayından önce. Sana bırakayım onu da. İşte Sayın Başkan Ali Koç'un basın toplantısından önce yaklaşık bir hafta falan Ali Koç
Ali Koç'un Emre'yi hiç aramadığı istihbaratını aldım. Hiç konuşmamışlar. Toplantıdan önce Emre ile konuşuyor. Bir yabancı teknik direktörle birlikte çalışır mısın diye. Emre çalışmayacağını söylüyor. Peki o zaman diyor. Konuşma bitiyor. Duyduğum kadarıyla Emre yollarının ayrıldığını televizyondaki sohbet toplantısından öğreniyor. Gelen istihbarat bu doğrultuda. Bu doğruysa Alican nasıl yorumlarsın? Aslında geçen hafta U19 maçına gittiğinde nasıl yorumlanmıştı Deniz? Herkes Emre'nin görevde kalacağını düşünmüştü. Öyle bir maça gitmişti. Yanında da yönetici vardı, Selahattin Baki vardı. Ama sözleşmesi bitmediği için o görevi yapmak zorundaydı. Bir anlamda böyle de bakabilirdik. Ben aslında kader diyorum. Nasıl kader diyorum? Terena döneminde de Emre Belezoğlu gideceğini, takımdan ayrılacağını bir basın toplantısında öğrenmişti. Kader yine ağlarını kurdu diyorum Emre için. Ama Emre göreve geldiğinde de bunları biliyor olması gerekiyordu. Yani yönetimler, başkanlar her zaman mutlaka, yani Emre'yle olduğu zaman da nasıl Sergen'in açıklamalarında var, 6. haftadan sonra hoca bakıyorlardı ben duydum diye. Emre de mutlaka bu duyumları almıştır, alıyordur. Emre de başına gelecekleri biliyordu. Biz zaten başta Emre omuzlarına çok fazla yük aldı derken bunu söylüyorduk. Yani Emre'nin en başta bu teklifi kabul etmemesi gerekiyordu. Veya kabul ediyorsa sezon başı direkt teknik direktör olarak başlaması gerekiyordu. Benim şimdi, yorumum böyle. Şimdi sen bir de Teren Ağa deyince aklıma da o dönem de geldi. Ya bu tablo, Teren Ağa basın toplantısı, Ali Emre basın toplantısı, ben Yalçın abi istihbaratına her zaman güveniyorum. Ya bunlar çok Fenerbahçe'nin kurumsal yapısına uymayan hareketler ya. Ama Deniz, yani diyorum başkanların her zaman bir A, B, C, D, E planları olur. Yani eğer bu planlar kadar içinde, bu planlar içinde teknik direktör bulsanız bile daha iyisini bulmak için mutlaka sağa sola telefon açarlar, menajerler girer devreye. Emre de zaten başına gelecektiğini yine söylüyorum. Biliyordu, tahmin ediyordu. Şimdi yani bak, o sadece risk aldı, takımı bırakmak istemedi. Şimdi sen söylemedin mi? Pardon, sen söylemedin mi? Trabzon deplasmanına giderken Yalçın abi, Emre'ye teklif gitti. Al Emre, bu takımı sen yönet diye. Hayır dedi. Yani böyle önemli bir maç öncesi hemen bir günde, iki günde bir şey yapamam. Erol Hoca'ya yine şans verelim dedi Emre. Evet. Emre o görevi o zaman kabul etmedi. Hani keşke etseydi. Gerçekten keşke etseydi. Ama bunlar yaşanıyor. Şimdi Emre olayı Fenerbahçe taraftarlarını şok etmiş midir? Yani biz hani bir şeyler hissediyorduk. Gazetecilik sezgileriyle biraz daha fazla araştırma kaydıyla. Emre olayı ama sokaktaki Fenerbahçe'ye şok etmiştir değil mi? Büyük bir çoğunluğunu etmiştir tabii. Etmiştir. Ben aynı görüşte değilim. Emre'ye destek %60, %40'tı ama ayrı. Ben şaşırtmış mıdır karar olarak? Ben tersini düşünüyorum yani. Peki, ben şaşırttığını düşünüyorum. Şaşırtsın ya da şaşırtmasın. Peki, şöyle sorayım. Emre gibi bir karar alıp da pat diye söylüyorsan, hani sen diyorsun ya U19'da geçen hafta maç izliyordu. İşte hazırlıklar yapılıyordu. Ama sözleşmesinin süresi devam ediyordu. Böyle bir görev varsa bir anda Emre bu görevi çıkıyor. Diyor ki Emre'yle bitirdik diyor. Şimdi camia birden şaşırdı. Herkes şaşkın. Pat diye oldu, o yüzden şaşırdı. Ya, yoksa gidişine Tam oraya gelmek istiyorum. Ya bu kadar camiayı şaşırtıyorsanız Fenerbahçe Başkanı olarak anında da bunun önlemini almış olmanız gerekmez mi? Biz evet Emre'yle devam edemiyoruz. Şunu düşündük ve yeni hocamız da şudur. Şunu demek istiyorsun. Emre'yle olmayacağını açıkladı ama aynı gün yeni teknik direktörün de adını açıklamalıydı demek bence istiyorsun herhalde. Bu kadar şimdi tamamen kaos oldu Fenerbahçe. Evet. Bir de şey diyorum ben mesela Erol'u gönderdikten sonra Emre'nin getirileceği belli oldu. Ya orada bile mesela bir anlaşma yapılmamış, tamam mı? Şunu söyleyebilirdi yönetim tarafı. Sezon sonuna kadar sen takımın başındasın. Ondan sonra duruma bakarız denilebilirdi. Ya da sezon sonuna kadar değil. Sen sezon şampiyonluk gelebilirdi. Sen işte şunu, ama sen bu anlaşmayı yapacaksın yani. Hem Emre'yi korumak için hem Fenerbahçe'deki kurumsallığı korumak için bunu yapmak gerekiyordu. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani o zaman da Emre ile belli bir süreli anlaşma yapılabilirdi. Yapılmayınca zaten anlaşıldı yani. Emre kriter şampiyonluktu Yalçın abi. Yani Sivas maçında elinden kaçtı şampiyonluk. Ya tamam.
İş oraya gelene kadar da kimse beklemiyordu. Bir anda bir maçta Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmaması belli olsun diye. Ama orada bir kriter vardı. En azından şampiyonluk potasındaydı Fenerbahçe her daim son haftalarda. Biraz tamam uzaklaşmış olabilirdi. Ama o Sivas maçı kimsenin aklından gitmiyor. Bakın Ali Koç'un açıklamalarına. Orada bile diyor ki yani devre arasında rakibiniz mağlup girmiş. Siz sahaya böyle mi çıkarsınız? Belki o cümlenin arasında dedi ya bir ara. Ben ne mesajlar veriyorum siz alamıyorsunuz dedi. Şimdi Ali Koç işin bu topu kadar... futbolcuları da attı aslında orada. Evet, işte ama Ali... teknik bir eleştiri de var onu da alalım yani. Şimdi Ali Koç işin içine çok giriyor. Evet. Şu Ömer Faruk olayını anlatmak ister misin? Şimdi tabii Arda'yı övdü, Serbay kardeşimiz de övdü. Evet Fenerbahçe'nin geleceği bir böyle çocuklarda, böyle gençlerimizde. Ömer Faruk da benzer yaşlarda altyapıdaydı. Ama Ömer Faruk'u Fenerbahçe'ninden kaçırdı. Geçen programımızda ipuçlarını vermiştik. Ama şöyle bir detay daha var. Ömer Faruk yılbaşından önce Ali Koç'un daveti üzerine evine gidiyor. Aynı toplantıda da Emre Belezoğlu da var. Ama toplantıda şöyle bir gelişme var. Açıkçası yani duyduğumda inanmak istemedim. Şimdi kendinizi anlatabilirsiniz ama kendinizi anlatırken bir başka futbolcu üzerinden anlattığınızda iş biraz farklı yerlere çekiliyor. Derdi tabii ki alacağı yıllık ücretti. Kendisi için yanındakiler şöyle bir dakikalık video hazırlamışlar. Hani nasıl bir futbolcu diye. Çünkü tamam A takımda göremedik ama altyapıda yaptıkları ortada. Yani ben de çıplak bir şekilde derken çıplak gözle demek istedim. 2-3 kere de izledim altyapıdaki maçlarını. Ama orada bir dakikalık bir klip hazırlayıp işte ben böyle bir futbolcuyum. Takımda şunlar şu parayı alırken ben de buna yakın para isterim demek işte o zaman herkesin tepkisini çekersin. Yani o zaman seninle ilgili hiçbir başkan, hiçbir sportif direktör gelecek adına bir hamle yapmaz. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun ama bu krizi net bir şekilde yönetemediler. Ya bir çocuğun diyeyim çünkü daha henüz reşit olmamıştı. 18 yaş altı olduğu için konuşuyorum. Ama bir çocuğun da böyle dış şartlardan çok etkilenip başkanına, sportif direktörüne böyle bir hamle yapması. Benim de gelmek istediğim nokta o. İki tarafın da yanlışları var bana yani göre. Yani Ali Koç böyle bir kapıyı nasıl açık tutabilir? Yani o takımda Emre Belezoğlu gibi direktör var. Ya nasıl o kapıdan girip başkan ben bu parayı istiyorum ya. Şimdi o kapıyı tamam Ömer'in yaptığı acemice doğru mu? Evet. Tabii ama başkanın da onu bu konu bir dakika dersin orada. Hemen bana video falan göstermeyin. Bu takımın bir sportif direktörü var. Emre'cim sen bunu izle. Para konusunda konuşun. Ondan sonra ben başkanım. Son kararı, son sözü ben söylerim. Şimdi Almanya'ya transfer oldun ya. Hemen nasıl profesyonelce davranıyorsun? Önce gitmeden önce İngilizce öğrenmeye başlıyordun. Sonra Almanya'ya gittin. Dediler ki sana Almancanı biraz daha ilerlet. Oraya girince bu sisteme giriyorsun ama. Öyle mi? Neden? Çünkü orada bir sistem var. Yani onlara uyumak zorundasın, mecbursun. Alpay yıllar önce Aston Villa'ya gittiğinde bir gün antrenmandan çıkıyor. Bir adam geliyor karşısına. Tebrik ederim, çok iyisin diyor. Sağ olun diyor. Ben senden birkaç tane forma isteyeceğim diyor. Şey söyleyeyim diyor. Bana haberleşsen ben size veririm formaları diyor. Adam gidiyor. Alpay diyor ki kim bu bey diyor. Başkan diyorlar. Alpay başkan, Alpay'dan forma istemiş. Alpay bunu kendi anlattı. Birebir dinlediğim bir olay. Alpay demiş orada yani ben demiş imza attım. Bir sürü şeyler yaptım ama hiç başkanla karşıma aklıma da gelmedi demiş. Deniz sen burada Ozan kilolu Ozan'ın kilo verip de forma giymesini bekliyorsun değil mi? Bekliyorsun yani Ozan'ın kiloları sorun oluyor. Avrupa'da bunu sorun mu edecekler? Yani öyle bir sorun olabilir mi Avrupa'ya gittiğinde sürekli Ozan sen kilo mu ver diyecekler? Yoksa Ozan kilo vermek zorunda olacak mı? Mecbur mu hissedecek kendini? Mevzu bu kadar basit. Peki sözü yine Yalçın abiye vereceğim. Yalçın abi bugün biraz dolu. Beşiktaş. Ya şimdi Beşiktaş'ta tabii Sergen hala imza yapmadı biliyorsunuz. Bilinen bir şey zaten. Geçen sene 1 milyon euroya yakın bir parayla görev yaptı Beşiktaş'ta. Şimdi 3 milyon euro dolayında bir para istiyormuş. Yönetim şu anda yanaşmıyor. Bir duyum aldım. Rıza da Sivas Spor'la henüz sözleşme yapmadı. Rıza'yı bekletiyorlar diye bir duyum aldım. Belki Sergen'le sözleşme yapılmayabilir bir dedikodusu var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü Sergen 3 milyonda diretiyor anladığım kadarıyla.
kesinlikle taviz vermeyecek yani duyduğum kadarıyla. Böyle bir gelişme var Beşiktaş tarafında. Alican yorumun? Rıza'nın hocanın açıklamalarını dinledim. Anlaşmadık ama anlaşma bizim için sorun olmaz dedi. Açıkçası sen de bunları ben ilk kez duyuyorum. Hiç yayın öncesi konuşmamıştık. Sanki dediğim biraz örtüşüyor gibi. Yalçın abi istihbaratına lafından değil yani hani hı hı. Sadece parçaları birleştirdim daha çünkü yeni dinledim Rıza Hoca'yı evet, evet o da bekliyor bir bekleme süreci var ama benim işte yine az önce dediğim konu her yönetim her başkan mutlaka arada bir pürüz varsa bunları gidermek adına başka birileriyle temasa geçer bu futbolun da doğasında var. Tabii tabii. Bu değişmeyecek. Evet. Galatasaray'la da ilgili bir söyleyeceğim var galiba fakat Galatasaray'dan önce bizi takip eden bir arkadaşımız var. Bize laf atmak istiyor. Alican galiba seninle konuşmak istiyor. Yayını sürpriz alalım. Mi? Sürpriz yayınımız var. Ali Koç'un basın toplantısını hep birlikte seyrettik Sayın Koç'un. Sanki hiç başkan suçu kendi üzerine almadı. Burada Emre'ye çırağı çıkardılar. Onu söyleyeyim öncelikle. Emre'nin, Yalçın abinin bir sözü vardı. Çok güzel. Sözleşme yapılmamıştı. Gelecek için. Erol Bulut gittikten sonra Fenerbahçe'nin başında olan Emre'nin gelecek sezon neler yapılacağı konusunda hiç kimseyle bir konuşması olmadığını gördük. Sezon bittikten sonra da birkaç gün önce Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu basın toplantısında Emre çırak çıktı bence. Emre'ye yapılan büyük bir haksızlık. Ben öyle hissediyorum, öyle görüyorum. Emre'nin Fenerbahçe'de uzun yıllar kalabilmesi gereken bir... ben olsam bırakırdım Emre'nin. Yeni sezonda teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başında Emre'yi görmek isterdim. Yeni yapılacak bir hoca transferi çok maliyetli olacağı için o maliyeti yapılacak transferlerde kullanırdım. Yani yine Fenerbahçe sezona istemediği şekilde belki de beklemediği bir şekilde giriş yapıyor. Yine sorunlar, yine aşılamamış sorunlar, geç kalınmış kararlarla giriyor diyebilirim. Çok uzatmayacağım. Tekrar sözü size bırakacağım. Yılmaz'cığım er meydanı burası. Gel burada söyle. Ama ben seni tasvip eden bir tek şey söyleyebilirim. Bu iş olduktan sonra ben bir tweet attım kendi hesabımdan. Dedim ki Fenerbahçe bugün itibariyle Emre'yi kazanmıştır dedim. 1-2 yıl sonra seninle beraber Emre'nin başarılı olacağını savunurum. Ama ben hala çok erken olduğu kanısındayım. Ama daha çok Alican'a sataştığını biliyorum. Alican cevap versin. Yok. Biz herkesin Emre güzellemesi yaptığı zaman... şöyle olabilecekleri sezmiştik zaten. Bunlar belliydi. Biz Emre'nin üzerine çok fazla yük bindi derken bunlardan bahsediyorduk Yılmaz. Burada da derdimizi belki çok fazla anlatamadık. Çünkü o haftalarda Emre çok iyi gidiyordu. Ama bu sonu bence Emre de biliyordu. Kendini hazırlamıştı. Burada büyük camialarda bu tip kararlar daha çabuk alınıyor. Öncesinde de verdim örneğini Terena döneminde de bu böyle oldu. Ama Emre çok iyi bir Fenerbahçeli olduğu için başka türlü işin içinden çıkamadı. Bunu Yılmaz sen de çok iyi biliyorsun. Yani o görevi kabul etmeyebilirdi ama Emre Fenerbahçe'yi çok sevdiği için gerçekten gönülden Fenerbahçeli olduğu için başka da bir alternatif yoktu zaten o dönem için. Yani o şartlar altında kim gelecekti Fenerbahçe'ye son 8 hafta 10 hafta? Emre bu görevi aldı. Ben de çok iyi bir Fenerbahçeli. Deniz'in görüşüne katılıyorum. Asıl Emre kazançlı çıkmıştır benim gözümde. Bazen hakikaten zirvede bırakmak gerekir. 10 maç, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Bence Emre yapabileceklerinin en iyisini yaptı. Şimdi asıl ona düşen görev çok iyi bir teknik direktör olarak ilerleyen yıllarda yaşayacağı tecrübeleri daha sonrasında Fenerbahçe'ye vermek olacaktır. Klasik sözler vardır ya bir gün döneceğim diye Fenerbahçe'ye. Biz Emre'den bunu bekliyoruz ve Emre'yi çok seviyoruz. Ama önce seni Alican. Burada bekliyoruz bir er meydanına. Ben sırf hiç karışmayacağım. Alican'la ikiniz kapışın Emre için. İnşallah şey olur. Yani Yılmaz Emre futbolculuğunda çok gidip geldi Fenerbahçe'ye. Biliyorsun. İnşallah hocalığı da böyle olmaz inşallah. Sence haksızlık yapılmadı mı Emre'ye? Ya ben demin söyledim biliyorsun. Geldiğinde kesinlikle bir konuşma, görüşme, bir anlaşma yapılmalıydı. Sonrası ne olacak bu konuda? Yapılmadığı için ben de bence bir kurumsal eksiklik var yani. Emre'nin gönderilmesinde bir kurumsal eksiklik var. Ben son sözümü söyleyeyim, sizden müsaade isteyeceğim. Emre'nin, geçen de bu ifadeyi kullandım. Şu anda Fenerbahçe'nin en kırgın,
en üzgün ismi Emre Belezoğlu'dur. Bu da ileriye dönük Sayın Koç'un dedi 4-5 sene sonra Fenerbahçe'nin başına muhakkak geçecektir dedi ama o gün belki Ali Koç olmayacak. Yeni gelen isim Emre'yi kabul edecek mi? Bir de böyle bir problem var. Bence Emre'ye yapılan büyük bir haksızlık. Emre resmen o gün Sayın Ali Koç'un dediği gibi de Samandıra tesislerinden isteyerek ve bilerek gönderilmiştir diyorum. Sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Öpüyoruz seni, bekliyoruz hemen kısa sürede aramıza. Dedi ya Ali Koç belki olmaz diye ilerleyen yıllarda. Şimdi Ali Koç da önce iki dönem dedi. Şimdi süreyi 3 yıla 4 yıla çıkardı. Sonra, şimdi dedi ki 3 20 yıl falan 3 dönem dedi. 3 dönemde 12 yıla tekabül ediyor. Baktığınızda hala vakit var bence. Dönemler artabilir yani. Vaktimizi dönemler doldurmaya başladık Galatasaray. Ha, Galatasaray'da başkanlık yarışı var biliyorsunuz. Evet. Şimdi Yiğit Şardan bir tarafta, arkasında Adnan Polat destekli. Yani İki tane adaydan bahsediliyor. İkisi çekişir diyorlar. Diğerleri pek fazla topa giremez diyorlar. Diğeri de Burak Elmas abi. Hayır. Metin Öztürk. Liselilerin destekliği Metin Öztürk. Dolayısıyla bu ikisi arasında geçer diyorlar yarış. Ben de Yiğit Şardan ve Adnan Polat tarafı Fatih Terim'e pek sıcak bakmayan bir cephe. Ama Metin Öztürk tarafının Fatih ile ilgili pek o kadar problemi olduğunu söylemiyorlar. Ben biraz şaşırdım. Ben sanki biraz daha Burak Elmas... Ya ben de bunu duyunca şaşırdım. Yani belki Burak Elmas iki taraftan bir yerde olabilir. Ama Burak'ın da ismi geçiyor yani. Ama dün akşam en son konuştuğum arkadaşlardan aldığım duyum bu. Yani ikisi şu anda önde duruyor. Biz seni akşamları hani böyle pijamanı giyiyor, yatıyor falan biliyoruz yaptılar. Bir de hangi ara? Yaş itibariyle. Sen var ya yani ya hepimizden valla şey çalışkan çıktı. Yok ya, ben pijama giymem bir kere oğlum biliyorsun. Yani ama bir yaştan sonra Alican uyku artık gerekmiyor ya. Öyle mi? Yok erken uyumuyor. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Bak benim bir şeyim var, teklifim var. U65 programı yapalım diye. Bak bunu bir gün faaliyete geçireceğiz Allah'ın izniyle. Efendim? Atilla abi. Ya partner arıyorum Yalçın abimin yanına ama hepimizi de cebinden çıkartır. Habercilikte net. U65 çok var yalnız. Ha? Çok var. Evet. Sonuna geldik programın. Derdimi paylaşıyorum seninle. Tamam, paylaşmadan yengeye bir selam söyle. M harfini de giymişsin. Ben herkesin gözüne sokmuşsun. Yengeye bir selamı söyle, bitirelim programı. Selam olsun bütün yengelere. Hanımıma da çok selamlar. Hepinizin eşine de selamlar. Hafta sonu çok güzel bir programımız sizi bekliyor. Kurgusunu yaptıktan sonra arkadaşlarımızla beraber çok eğleneceğiniz bir program var. Ama lütfen biz bu programlara devam edebilmemiz, konuklarımızı güçlü konuklarla size güzel şeyler yapmamız için bu önemli bir şey. Tepkileriniz olumlu olumsuz her şey için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bunları çok duyuyoruz. Yalnız abone konusunda lütfen, abonelik konusunda birazcık daha bize yardımcı olun. Abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip alın. Eleştirin bizi bol bol. Ona da çok ihtiyacımız var. Bugün programı ben kapatmayayım. Saygılarımı sunayım. Ali Can'a verin. Belki o son sözüyle belki daha fazla abone toplar bizi. Bizlere aboneliklerinizle destek verin. Sevgiler, saygılar. Esenlikte kalın.